Selamlar arkadaşlar. Bugün Netflix'in sevilen filmi Bird Box'ın Barcelona uyarlaması olan Bird Box Barcelona'yı inceliyoruz. Şimdi hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi önce oyuncu kadrosuna bakalım. Başrolde Mario Casas ve Georgina Campbell yer alırken Diego Calva, Naila Schubert, Alejandra Howard gibi isimler de onlara eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda Alex Pastor ve David Pastor yer alırken senaryoyu da yine birlikte kaleme alıyorlar. Filmin konusu ise yine aynı. Gizemli bir varlığın dünya nüfusunu yok etmesinin ve onu izleyenlerin canını almasının ardından Sebastian ve kızının Barcelona'daki hayatta kalma mücadelelerini anlatıyor. Aynı gergin temanın bazı değişikliklerle yeniden uyarlanmasını izliyoruz. Ayrıca film 18 yaş ve özel etiketiyle yayınlanıyor. Filme baba kızın küçük bir eğlence kaçamayla başladık. Güzel olan her şeyin bu temada kısa sürmesini beklediğimizden çok ilerleyemeden gelen ani bir darbeyle devam ettik. Haber durumlarından olayın merkezindeki yaratıklar hakkında bilgi aldığımızda göz ile temas kurmanın insanı intihara sürüklediğini öğrendik. Bu da film içerisinde çok büyük bir sıkışıklık hissettirilmesini sağlamış. Tıpkı ana film gibi karakterlerin çaresizliği bize güzelce yansıtılıyor. Sebastian'ın bulduğu sığınmacıların düzenini alt üst edip onların içerisinde olduğu otobüsü kaçırmaya çalışırken neredeyse hepsinin ölümüne sebep olması gerçekten adiceydi. Problemli bir psikopata izlediğimizi böylece anlayabiliyorsunuz. Üstelik var olmayan biriyle iletişim kurması da onu daha da sıkıntılı bir hale sokmuş. Yaratıklar tabii ki yine görünmüyor. Ancak yarattıkları etki oldukça mistik bir şekilde verilmiş. İntihar vakaları ve şehirdeki kargaşa çok yerindeydi. Olayların nasıl başladığını, şehrin nasıl bir anda kontrolden çıktığını güzel yansıtmışlar. Bahsi geçen yaratıklar ve Sebastian'ın duygu durumu ve geçmişiyle ilgili detayları düşününce mitolojideki melek tasviri ortaya çıkıyor. Karmaşık yapıları, göz detayları ve kilisedeki melek motifi de bunu destekliyordu. Filmde iki farklı zaman dilimi arasında gidip geliyor olmak bazı şeyleri anlamayı kolaylaştırsa da, uzun bir süre asıl mevzuları öğrenememek can sıkıcı olmuş. Yaratıkların insanlar ve diğer canlılar üzerindeki etkileri çok güzeldi. Anılara hükmedip onları manipüle ediyor olmaları karakterlerin işini çok zorlaştırmış. Claire'ın yaratıklar için söyledikleri bizimkileri destekledi. Sebastian'dan çok sadece onun görebildiği kızı Anna'nın varlığı daha dikkat çekiciydi. İşleri karıştıran da zaten bu kızdı. Ancak filmin ilerleyişinde ciddi bir yavaşlık var. Sadece hissettirerek korkup germeye çalışmaları bir yerden sonra tek düze ve sıradan bir hal almış. Üstelik ana karakterin taraf belirtmek gerekirse kötü tarafta yer aldığını bildiğimizden insan ilişkilerinde sonradan bizi şaşırtmaya başaramadılar. İlk kurbanlar bizi şaşırtırken sonrası artık sıradan bir hal aldı. Böylece film içerisindeki heyecan ve gerilim de minimuma indirilmiş oldu. Bir varış noktası, bir hain, görmediğimiz yaratıklar ve aynı olaylar sırasıyla çıkılmış bir yolculuk olması bizi sürekli tekrara sokuyor. Çoban ve türevi ilahi betimlemeler filmde çok dikkat çekiciydi. Bunları beğendik. Üstelik mitolojik de oldukça hoştu. Dini temellere dayandırılan hikaye ve kontrolden çıkmış dindar rahip temasını beğendik. Sahte peygamberlere güzel değinilmiş. Finalde beklediğimiz gibiydi ve açıkçası bizi çok etkilemedi. Muhtemelen ileride devam niteliğinde gelebilecek yapımlardan kaynaklı olarak net bir sonuç veremediler. Hem yaratıklar hem görenler hakkında bir kesinlik verilmemesi şaşırtmadı. Ancak en azından bu noktada bir fark yaratıp ufak bir şeyler verebilirlerdi. Genele baktığımızda aşırı derecede devam etme isteği duyuran bir film kesinlikle değildi. Son derece yavaş ilerleyen, belli bir noktadan sonra sabitleşen ve geçiştirmelik bir finale dayanan ortalama bir yapım olmuş. Belli başlı şeyler bizden geçerken film temelde bizi çok fazla açmadı. Hatta biz bu videoyu hazırladığımızda filmin IMDB puanında 5.4 gibi son derece ortalama bir değerdeydi. Yani aynı şekilde düşünen tek kişi biz değiliz ne yazık ki. Siz ne düşünüyorsunuz? Bird Box Barcelona beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.